Başkanımıza insan haklarının Ermənistanın müharibə cinayətlərinin ifşa edilməsində və beynəlxalq ədalətin təmin olunması işində bundan sonra da Azərbaycanın yanında olacağıq. Bunu Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Mustafa Şentop parlamentdə 2-ci Qarabağ müharibəsi və Ermənistanın müharibə cinayətləri mövzusunda keçirilən paneldə çıxışı zamanı deyib. Türkiyə Böyük Millət Məclisinin İnsan Haqlarını Araşdırma Komissiyasının 5 aylıq araşdırmalardan sonra hazırladığı hesabatını əsas gətirən Mustafa Şentop, beynəlxalq hüququn bu dəlillərə göz yummasının mümkünsüz olacağını qeyd edib. Alt komisyonumuzun Ermənistan tarafından saldırıya maruz bırakılan Gəncə, Tərtər və Bərdə şehirlərində yaptıkları incelemeler, mağdurlar və mağdur yakınlarıyla yaptıkları görüşmeler, mahalden temin ettikleri maddi delillere dayalı olarak hazırladıkları bu rapor, Ermenistan'ın işlediği savaş suçlarını açıkça belgelemektedir. Bu rapor, savaş suçlarını düzenleyen Cenevre Sözleşmesi'nin Ermenistan tarafından defaatle ihlal edildiğini tescil etmekte ve ilan etmektedir. Ancak maalesef savaş suçunu işleyen Ermenistan ve mağdurlar Türk ve Müslüman olunca uluslararası hukuk bir türlü olması gerektiği gibi işlememektedir. Komisyonumuzun hazırladığı rapor ile Ermenistan'ın işlediği savaş suçlarının tam bir bilançosu çıkartılmıştır. Her şey delilleriyle ortaya konulmuş, dünya kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Bundan sonraki dileğimiz ve beklentimiz, sivilleri katledenlerin, çevreyi tahrip edenlerin, gece yarısı kadın, çocuk, yaşlı ayırt etmeksizin bir milleti katleden savaş suçlularının adaletin karşısına hesap vermek üzere çıkarılmalarının sağlanmasıdır. Aksi takdirde bu konuda kabul edilmiş uluslararası sözleşmelerin ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin itibar ve etkisinin kalmayacağı muhakkaktır. Mustafa Şentop çıxışı zamanı Amerika Birleşmiş Ştatları Prezidenti Joe Biden'in 1915-ci il hadiselerine dair beyanatının Türkiye'ye hiçbir zararının olmayacağını da vurguluyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın tarihen ve hukuken hiçbir mesnedi olmayan bu açıklamasının Türkiye'ye bir zararı yoktur. Nitekim 1981'de benzer açıklamayı yapan bir başka Amerika Birleşik Devletleri Başkanı da olmuştu. Türkiye bugün çok daha güçlüdür. Dünyada ve bölgesinde çok daha etkilidir. Bu açıklamanın bölge ve dünya barışına, Ermenistan'a da bir faydası olmayacağını bilhassa belirtmek isterim. Sadece dünyada ve bölgemizde en önemli sınamalardan geçmekte olan Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri bu açıklamadan büyük yara alacaktır, büyük zarar görecektir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak devletimize, milletimize, tarihimize yapılan bu büyük iftirayı reddettiğimi tekrar ifade etmek istiyorum.